Enerjisa günlük enerji bültenini sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 27 Şubat 2024. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Dünya Bankası'ndan Türkiye'nin yeşil ihracatına 600 milyon euro kredi. Kredi Türkiye Yeşil İhracat Projesi kapsamında karbon emisyonlarını azaltıcı yeşil ve iklim dostu projeler için kullanılacak. Değerli dinleyiciler, Türkiye'nin kurulu gücü geçen yıl 2873 megawatt arttı. Ülkede toplam kurulu güç 106 bin megawatta ulaştı. Kurulu güç içerisinde en büyük pay ise %26 ile doğalgazın. Doğalgaz ithalatı artıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerine göre Türkiye Aralık ayında doğalgaz ithalatını bir önceki yıla göre %4'ün üzerinde artırdı. Aralık'ta en fazla doğalgaz Rusya'dan alınırken ikinci sırayı Amerika Birleşik Devletleri aldı. Enerji depolamaya yabancı finansman hedefi. Enerji sektörü için ekipman üreten Kontrolmatik yatırımcılara finansman bulmak için yurt dışıyla temas halinde. Kontrolmatik CEO'su Sami Aslanhan anlatıyor. Biz evet. Müşterilerimize bunu EPCF olarak aslında yüklenici artı finans olarak götürmek istiyoruz. Burada elde ettiğimiz deneyimi de müşterilerimize sunmak istiyoruz. Bunun için Avrupa ile yakın temasımız var. Avrupa'daki finans kaynaklarına ulaşıp oradan finans getirmek müşterilerimize. Evet. Amerika'daki finans kaynaklarına ulaşıp oradan finans getirmek müşterilerimize ve keza Çin tarafında olduğu gibi bunu biz müşterilerimize sağlamak istiyoruz. Türkiye üzerinden taşınan petrol azalmaya devam ediyor. Türkiye'den geçen boru hatlarından taşınan petrol miktarı 2024 Ocak ayında bir önceki aya göre yaklaşık %3 azaldı. Azalmanın en önemli sebebi Kerkük Ceyhan Han petrol boru hattı üzerinden yaklaşık 10 aydır petrol akışı olmaması. Sayın dinleyiciler, enerji sektöründe CEO'ların güven seviyeleri küresel CEO'lara kıyasla yüksek kalmaya devam ediyor. Danışmanlık şirketi KPMG'nin anketine göre enerji sektöründeki her 10 CEO'dan 9'u şirketlerinin büyüyeceğini düşünüyor. Kırklareli'de depolamalı RES kurulacak. Kıvanç Enerji şirketlerinden Bali Rüzgar Elektrik yaklaşık 1 milyar 217 milyon lira yatırımla 93.6 megawatt kurulu gücünde depolamalı rüzgar enerji santrali kurup işletecek. Santralde 25 adet rüzgar türbini kullanılacak. Değerli dinleyiciler, Rus basınına yer alan haberlere göre ülkede hükümet iş talebin artması nedeniyle motorun ihracatını Mart ayından itibaren 6 ay süreyle yasakladı. ABD'li petrol şirketi Cort Energy, Kanadalı rakibi Enerplus'ı satın alıyor. 3.7 milyar dolara satın alma gerçekleştiğinde Cort'un petrol üretimi günde 287 bin varile ulaşacak. İvedik pompa istasyonu elektriğini güneşten karşılayacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi ASKİ, Türkiye'nin en büyük su arıtma tesisi olan ve başkente su sağlayan İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde İvedik 5 MW'lık güneş enerjisi santrale kuracak. Santralin pompa istasyonunun harcadığı elektriğin %65'ini karşılaması hedefleniyor. Avrupa Yeşil Çelik'e 1.3 milyar euroluk desteği onayladı. Kaynak çelik üretim süreçlerinin bir kısmını karbonsuzlaştırmak için kullanılacak ve sektörün Rus fosil yakıtlarına bağımlılığını sona erdirecek. Balık çifti hidrojen tesisine dönüştürülüyor. Norveç'in Napop adlı şirket, güneş enerjisi ve elektrolizinden elde edilen ısı ve oksijeni kullanarak devri daim su ürünleri yetiştiriciliği sisteminde balık üretmeyi ve hidrojen enerji sağlamayı hedefliyor. Projenin ilk aşaması 2024'te tamamlanacak. Sıradan petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları Kızıldeniz'deki saldırıların arsa sorun yaratmasına rağmen durgunluk endişeleriyle geriliyor. Piyasalarda Brent tipi petrolün varili 83 dolarda hareket ederken Batı Teksas tipi petrol ise 78 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasını 28 Şubat 2024 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2177 lira 84 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 18-19 dilimi için 2700 TL, minimum fiyatsa saat 12-13 dilimi için 1000 TL oldu. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın Yönetmeni Mehmet Kara. Haber Müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik Yapım Resul Buksur.
Enerjisa günlük enerji bülteniniz sundu.